Hocam bir başlayalım mı yoksa bir iki üç dakika bekleyelim mi herkesin gelmesini? 21.02 Pınar Hocam, isterseniz 5 geçe başlayalım. 3 dakika daha bekleyelim. Tamam oldu hocam. Bekleyelim o zaman. Direkt gruplara attım. Tamam, teşekkür Gelen ediyorum. arkadaşlar alırız biz. Tamam, Ben teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. İyi akşamlar herkese. Sizleri benimle buluşturan sevgili Pınar Hocam öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun zamandır planladığımız bir seminerdi aslında ama sıcak yaz akşamında ne kadar katılım olur çok da emin olamamıştık. Sizler de başka bir şey yapmak ya da başka bir yerde olmak yerine bugün burada olmayı seçtiniz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Gülnur Hanım. Kameralarınız kapalı ama tabii ki açık olursa benim için çok daha iyi olur. Eğer özel bir sebebiniz yoksa kameralarınızı açarsanız çok sevinirim. Ben biraz kendimden bahsederek başlayayım. İsmim Özlem Tavuş. 20 yıl aşkın süredir alandayım, sahadayım. Bu saha neresi diye sorarsanız 2,5 yaş itibariyle başlıyor ama bir yaş sınırı yok. Huzur evinde ya da işte farklı durumlarda olan sevgili geç yaştaki arkadaşlarımızla da birlikteyiz. Dediğim gibi 2,5 yaştan da başlıyor eğitimlerimiz. Peki ne yapıyorum ben? Aslında yaratıcı drama eğitmeniyim. Bu şekilde başladım. Daha sonra aile danışmanlığı eğitimi aldım. Öğrenci koçluğu eğitimi aldım. Öğrenmeyi çok seviyorum. Burada olan pek çok arkadaşım gibi. Sonrasında da P4C eğitimimi aldım. P4C çocuklarla ve topluluklarla felsefe aslında açılımı. Birazdan sizlerle bütün bu detayları konuşuyor olacağız. 2,5 yaştan başlama durumu biraz şaşırtıyor zaman zaman ben bunu paylaştığımda insanları. Şöyle ki kendisini ifade etmeye başlayan her çocuk P4C ve yaratıcı drama çalışmalarına aslında katılabilir. İşki siz nerede, nasıl davranmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilin. Şu anda da aktif olarak özel anaokullarında, devlet okullarının çocuk kulüplerinde, proje bazlı bazı özel okul ve kolejlerle çalışıyorum. Online eğitimler veriyorum, çocuk atölyeleri, yetişkin atölyeleri düzenliyorum ve yaptığım işi çok seviyorum. Bugün sizlere ne anlatacağım? Biraz bundan bahsedeyim. Başlığımız bugün P4C, çocuklarla ve topluluklarla felsefe nedir, ne değildir aslında birazcık bundan bahsedeceğiz. Ve siz bu eğitimi almak isterseniz eğer nerelerde kullanabilirsiniz, günümüz koşullarında nasıl değerlendirebilirsiniz, bu eğitim size neler katar birazcık bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki sizin sorularınızı cevaplayabiliyor olmak da benim için çok önemli. Bu nedenle sorularınız mutlaka olacaktır. Not etmenizi rica ediyorum. Eğitimin sonunda, aralarda değil ama eğitimin sonunda seve seve sorularınızı da cevaplamak isterim. Çok kalabalık bir yansı setim, slide görüntüm yok. Konuşmayı ve deneyim paylaşmayı daha çok önemsiyorum ama başlıkları takip edebilmemiz açısından, bize bir yol çizebilmesi açısından sizlerle böyle küçücük bir görsel paylaşacağım. İzninizle hemen açıyorum. Şu anda ekran yükleniyor. Bakayım görebildiğim kim var? Evet. Evet, Pınar Hocam şu an görünüyor mu ekranım? Görünüyor hocam. Ha, Görünüyor. pardon, gözükmüyor. Öyle mi? Şu an ekran paylaşımı Gözükmüyor. yapıyorum. Görünüyor, görünüyor. Ben göremiyorum. Paylaşımı gözüküyor.
Ya, tamam, evet hocam, gözüküyor, doğru. Özür Tamam. dilerim, ben kendi telefondan dolayı görememişim. Tamam, sorun değil. Teşekkür ediyorum yardımcı olan arkadaşlarımıza. Evet, P4C nedir ile başlayalım. P4C, bizde çocuklarla felsefe kısmı çok fazla popüler olan, aslında birazcık da istismar edilen bir durumu var. Ama topluluklarla felsefe kısmında da çok önemsiyoruz. Yani sadece çocuklar için felsefe değil, yetişkinler için de felsefe, topluluklar için, iş dünyası, iş insanları için, herkes için aslında. Önce İngilizce açılımlarına bir bakalım, sonra Türkçe karşılıklarını konuşalım birlikte. Critical, creative, collaborative ve caring. Yani 4C'nin aslında birleşimiyle oluşturulmuş bir logo, P4C. Eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi ve özenli düşünmeyi temsil eden dört düşünme becerisi. Eleştirel düşünme dediğimiz zaman bizim ülkemizde birinin birini eleştirmesi hep negatif ve olumsuz bir şeymiş gibi algılanır. Ama aslında eleştirel düşünme dediğimiz şey bundan tamamen bağımsız, tam bambaşka bir şey. Şöyle ki ben önüme sunulan herhangi bir şeye, ki bu P4C oturumlarında bir düşüncedir, eleştirel düşünerek bakabilmeliyim. Yani o anda görünenin ötesinde neler olabileceğini anlayabilmeliyim. Birazcık daha farklı pencereler açabilmeliyim zihnimde. Bunu tek başıma yapabilir miyim? Evet, bir yere kadar mümkün, ama topluluk içerisinde yaptığımız zaman, birazdan örnek vereceğim, çok daha yaratıcı, çok daha farklı bakış açılarıyla karşılaşmamız mümkün. Yaratıcı düşünme yine 21. yüzyıl becerileri içerisinde yer alan kocaman bir başlık. Biliyorsunuz biz artık yapay zeka ile karşı karşıyayız. Bizim yerimizde pek çok şeyi yaratıcılık anlamında yapabiliyorlar. Ama duygu ya da empati gibi duygusal zeka kısımları ne yazık ki mümkün değil. En azından şu anki teknoloji bize bunu söylüyor. Yaratıcı düşünebilmeliyim, işbirlikçi düşünebilmeliyim ve özenli düşünebilmeliyim. İşbirlikçi düşünce de yine İş insanlarının bir araya geldiği, işte Türkiye'deki 9 büyük şirketin, holdinglerin yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri bir araya geliyorlar ve artık hangi yetkinliklere bakılması gerektiğini oturup konuşuyorlar ve bir rapor yayınlıyorlar. TÜSİAD'ın raporu, bunu internette bulup okuyabilirsiniz. Mesela burada görmüş olduğunuz eleştirel yaratıcı düşünmenin yanı sıra işbirlikçi düşünme de çok önemli. Nedir bu? Grup çalışmasına yatkın olabilmek, esnek düşünebilmek. Yani grup içerisinde değişen durumlara karşı çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilmek, uyum sağlayabilmek ve yol alabilmek. Özenli düşünme benim bu dört düşünme becerisi içerisinde en çok önemsediğim diyebilirim. Neden azalacağım diye soracak olursanız cevabını şu şekilde vereyim. Ergenlerle ya da işte önergenlik dediğimiz her ne demekse bir durum var biliyorsunuz. Ergenliğe çok yaklaşmış olan ya da ergenlik yaşının birazcık daha düştüğü söyleniyor biliyorsunuz, bilimsel olarak da açıklanıyor. Bu yaştaki çocuklarda biz özenli düşünmeyi ne yazık ki görmüyoruz. Ceplerinden emoji çıkarıp neredeyse konuşmak istiyorlar. Çok zengin bir dilimiz var, deyimlerimiz, atasözlerimiz, artık onların hepsini geçtik. Cümle kurmaktan aciz bir hale geldi bizim çocuklarımız. Ne yazık ki çok fazla uyaran var etraflarında. Dilde özen olmadığı için tavırda da duruşta da özeni ne yazık ki kaybettik. Biliyorsunuz son dönemlerin en büyük problemlerinden bir tanesi, özellikle bu yaş grubunda, akran zorbalığı. Neden kaynaklanıyor? Sözel zorbalıkla, zaten en büyük pay sözel zorbalık. Yani karşısındakine özenli bir dil kullanmak, şöyle dursun, alay etmek, fiziksel özellikleriyle ya da yetersiz gördüğü özellikleriyle alay ederek başlıyor. Bu düşüncelerine de yansıyor, davranışlarına da yansıyor. Dolayısıyla ben ülke olarak çok büyük bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Özenli düşünemeyişimizin. P4C'nin, P4C'nin en önemli başlıklarından bir tanesi de özenli düşünme. Şimdi nasıl başlamış, niye bizim ülkemizde de bu kadar popüler oldu bir konuşalım. Başlangıç için aslında çok fazla isimden bahsedebiliriz ama Matthew Lipman karşınıza çok sıkı çıkacak bu yöntemle ilgili okumalar yapmaya başladığınızda. Matthew Lipman bir felsefe profesörü. Üniversitede profesör olarak çalışan bir kişi ve şöyle bir
tespitte bulunuyor. Yılların verdiği tecrübeye dayanarak tabii ki. Üniversite sıralarına gelmiş olan çocukların, gençlerin daha doğrusu doğru akıl yürütemediklerini fark ediyor. Ve diyor ki felsefeyle tanışabilmesi için, tanışması için, bu insanların doğru akıl yürüme stratejileriyle karşılaşabilmeleri için üniversite sıraları çok geç. Bizim birazcık daha küçük yaştan itibaren bunu vermeye başlamamız gerekir diyor. Ve 1960'lı yıllardan itibaren P4C yöntemi Amerika'da yaygınlaşmaya, İngiltere'de yaygınlaşmaya başlıyor. Bütün dünyaya yayılıyor aslında. Tabii ki Matthew Lipman'dan bahsediyoruz ama burada Ann Sharp var, John Dewey var, bahsedeceğimiz çok fazla isim var. Ama ben şimdi burada böyle bir vakit kaybı olsun istemiyorum. Derinlemesine bir seminer olmayacağı için. Sadece Matthew Lipman'la karşılaşabilirsiniz. Ama zannetmeyin ki sadece onun katkısı var. Evet, niçin peki var? Evet, felsefe profesörü olarak Matthew Lipman böyle bir tespitte bulunuyor ama ezbere dayalı bir eğitim sistemi var. Bizim eğitim sistemimiz çok farklı mı? Ya da dünyadaki pek çok eğitim sistemi diyelim. Elbette ki değil. Biz çocuklara bir şey öğretiyoruz. O bilgiyi onların almasını bekliyoruz. Ve bunu da ölçme değerlendirme sınavlarla önlerine koyduğumuz bir takım araçlarla bize geri vermelerini istiyoruz. Eğer minik hatalar dahi olsa, küçük eksiklikler dahi olsa eksik kalan bir şey bize geri döndüğünde de diyoruz ki bu geçerli değil ya da bu yarı geçerli. Bugün üniversite sınav sonuçları açıklandı mesela. Çocuklardan o sınavda ne istendi? Ezbere dayalı verilen bilgilerin geri dönmesi beklendi. Dönebildi mi? Hayır. Çünkü pek çok şeyi çocuklar içselleştirmeden sadece ezberleyerek anlamaya, öğrenmeye çalıştılar. Yepyeni bir bakış açısı olarak ortaya çıktı. 1974 yılında Montclair State Üniversitesi'nde yine Matthew Lipman'ın ön ayak olmasıyla Çocuklar İçin Felsefe Geliştirme Enstitüsü kuruluyor. Evet, 1960'lı yıllarda başlıyor, 74 yılında bir enstitü kuruluyor ama bizde yeni yeni kıpırdanmaya başlıyor. İstismar ediliyor demiştim, biraz o alana girmek istiyorum. Bizde çocuk istismarı deyince çok başka bir şey anlaşılıyor aslında, haklı olarak tabii ki ama aslında biz çocuğu her şekilde istismar edebiliriz. Nasıl? Proje çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bir gün P4C atölyesine katılsın, işte bir gün dramaya gitsin, bir gün boyama yapsın, bir gün işte bir piyano denesin, işte 2 gün baskete gitti. Böyle bir şey değil aslında. Yani biz o çocuğun neye yatkınlığı olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu bilmeden onu sağdan sola çekiştirerek bir yerden bir yere sürüklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda istismar ediliyor. Ölçme değerlendirme formları olan, bir takım kazanım hedefleri olan bir yöntemken P4C en az 8 haftalık, 10 haftalık, 10 oturumluk diyelim. Biz haftada bir yapıyoruz oturumlarımızı. 8 oturumluk, 10 oturumluk atölyelere katılmadan bu çocuklardan o kazanımlara ulaşmasını beklememiz çok abes olur. Ama ne yazık ki işte doğum günlerindeki bir balon şişirme etkinliği gibi ya da bir seferlik yapılan kum boyama etkinliği gibi tek seferlik P4C atölyeleri görüyoruz. Bu ne yazık ki işte o popüler olma halini kullanmak dışında bir hal değil. Bizim niyetimiz en az 8 oturumluk, en az 10 oturumluk kazanım hedefleri olan, orada konuşmak istediğimiz kavramlara gerçekten ulaşmayı hedeflediğimiz atölyeler düzenlemek. Şimdi nasıl gerçekleştiğine dair size minicik bir örnekleme yapmak isterim. Bunun için de şöyle yapalım. Ben paylaşımımı kısaca süre durdurayım. Biliyorsunuz işte kollukları takacaksın, havuza gireceksin ya da denize önce sağ el sonra sol el böyle anlatıp da birini denize ya da havuza yolladığınızda yüzmeyi öğrenmesi pek mümkün olmaz. Ama o bir şekilde kendi çabasıyla mecbur kalırsa, gerçekten içinde yer alırsa çok kolay öğrenir. O yüzden şimdi ben de sizi bir havuzun içerisine atacağım. Bir deneyimlemenizi istiyorum. Neler olup bittiği üzerine biz kavramlarımızı konuşursak zihninizde her şey çok daha iyi oturmuş olacak. Böyle düşünüyorum. Benim şimdi sizlerle paylaşacağım küçücük bir hikayem var.
Onu Can Kulay'la dinlemenizi rica ediyorum. Evet, kameralar kapalı ama burada sizin katılımınız benim için çok önemli. Bir takım sorular soracağım sonrasında. O sorulara yanıt vermek isteyenler mikrofonlarını açarak kameralarını açmaları eğer kendileri için problemse bunu da anlayabilirim. Mikrofonlarını açarak cevap vermelerini rica ediyorum. Evet, şimdi hikayeme başlıyorum. Bir zamanlar küçük bir çocuk ve çok sevdiği bir ağaç vardı. Çocuk ağacın yanına sık sık gider, dallarında sallanır, gövdesine tırmanır, yapraklarından kendisine bir taç yapardı. Çocuk ağacı çok severdi. Ağaç da çocuğu çok severdi. Bir gün çocuk ağacın yanına gitti ve ağaç çocuğun büyümüş olduğunu fark etti. Merhaba dedi, hoş geldin, hadi gel. Dallarımda sallan, yapraklarımdan taç yap, gövdeme tırman. Çocuk derin bir iç çekti ve dedi ki, ben bunları yapmak için artık çok büyüdüm. Benim paraya ihtiyacım var. Sen bana para verebilir misin? Ağaç düşündü, taşındı ve şöyle cevap verdi. Benim param yok ama elmalarım var. Eğer istersen elmalarımı alıp satabilirsin. Böylece para kazanabilirsin. Çocuk çok mutlu oldu. Ağacın bütün elmalarını topladı ve gitti. Uzunca bir sürede gelmedi. Aradan epey bir vakit geçtikten sonra ağaç çocuğu yeniden gördü ve o kadar mutlu oldu ki gel gel dedi, hoş geldin, sen nerelerdesin? Hadi gel yine oynayalım, gölgemde dinlen. Hayır dedi çocuk. Ben bunlar için artık çok meşgulüm ve bir eve ihtiyacım var. Bir ailem olsun, bir evim olsun istiyorum. Sen bana bir ev verebilir misin? Ağaç sağına baktı, soluna baktı. Dedi ki evim orman. Sana ev veremem ama dallarım var. Eğer dallarımı kesip götürürsen kendine bir ev yapabilirsin. Çocuk ağacın dallarını kesti ve bir ev yapmak üzere oradan uzaklaştı. Aradan daha da uzun bir süre geçti ve çocuk yeniden ağacın yanına geldiğinde ağaç pek de umutlu olmasa da gel dedi, hoş geldin, seni gördüğüme sevindim. Dallarımda biraz sallanmak ister misin? Hayır dedi çocuk. Ben çok ama çok yorgunum ve benim buralardan çok uzaklara götürecek bir tekneye ihtiyacım var. Sen bana bir tekne verebilir misin? Ağaç düşündü, düşündü ve şöyle cevap verdi. Benim teknem yok ama gövdem var. İstersen gövdemi kesip kendine bir tekne yapabilirsin. Evet, ağaç ve çocuğun ilişkisini anlatan bir hikaye anlatmaya çalıştım sizlere. Çok iyi anlaşıyorlar ve çocuk büyüyor. Paraya ihtiyacı olduğunu söylediği bir gün ağaç ona elmalarını veriyor. Ev istediği bir gün dallarını kesmesini istiyor. Yani götürebileceğini söylüyor. Bu konuda izin veriyor ona. Ve son olarak bir tekneye ihtiyacı olduğunu söylüyor çocuğumuz. Ve bu sefer ağaç da diyor ki, yani tekne yok ama gövde var. İstiyorsan kesebilirsin. Şimdi sizlere bir soru yöneltmek istiyorum ben. Çocuk ağacın gövdesini kessin mi, kesmesin mi? Neden? Evet, burada desteğinize ihtiyacım var. Doğrumuz ve yanlışımız yok. Ne düşünüyorsanız paylaşabilirsiniz. Halil İbrahim Bey, mikrofonunuzu açtınız ama söz mü almak istediniz acaba? Evet hocam. Peki, dinliyorum sizi. Yani bence çocuk ağacı kesmemelidir. Neden? Şimdi çocuk açısından değil de ağaç açısından bakmak geldi içimden. Şimdi önceden iyi bir dostlukları ve birliktelikleri vardı. Burada ağaç pek değişmeyen veya çok az değişen tarafa temsil ediyor bence. Çocuk da daha fazla değişen ne temsil ediyor bu birliktelikte, bu ilişkide. Çocuk büyüdü, ihtiyaçları değişti. İhtiyaçlarına göre taleplerini iletti. Ağaç da onun taleplerine mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştı, çözüm üretmeye çalıştı. Yani hep kendinden
vererek kendi parçasından kendinin yok olmasını göze alırcasına paylaşımda bulundu. Ve son seçeneğe kadar geldiler. Yani Yani kesmesin diyorsun. evet, yani keserse bu ilişki bitecek, birliktelik bitecek. Yani ağacın varlığı ortadan kalkacak. Yani bir tekne çok hayati bir ihtiyaç değildir diye düşünüyorum. Onun için yani ağacın varlığına son vermek, ilişkiyi de bitirmek, o karşı tarafı tamamen ortadan kaldırmak anlamına geldiği için bence ağaç razı olsa bile çocuk kesmemeli. Sena Hanım. Ben de kesmesin derim hocam. Çünkü aralarındaki ilişki çok güzel giderken çocuğun öncelikleri değişiyor artık. Ancak ağacın önceliği hala çocuk oluyor. Fazla fedakarlık, yani hala öncelikte olması için fazla fedakarlık yapıyor ağaç. Ağaç için o yüzden kesmesin derim. Çocuk içinse şöyle, sürekli önceliği değişiyor. Ancak ilerleyen düzeylerde tekrardan aynı sevgiye veya ağaca da ihtiyaç duyma ihtimali var. Yani her iki taraftan da kesmesin derim. Pekala. Müzeyyen Hanım. Hocam şimdi çocuğun çocukluğundan büyümesine kadar ikisinde karşılıklı ilişkileri vardı. Birisi sürekli verici, birisi sürekli alıcı. Çocuk gelişim ve bu büyüme çağında hep alıcı olmuş. Bir şekilde verici olmamış. Bunun bu egosunun bir şekilde hep tatmin edilmiş. Ağaç da oradaki ona sunum yapan bir varlık şeklinde hep tek taraflı fedakarlık yapılmış. Bu ilişkinin sonu nereye gider? Ağacın yok olmasına gider. Ama dostluğun temeli bu değil. Hep alıcı, hep alıcı olmuyor. Karşılıklı dostluklarda karşılıklı alışveriş ve bu fedakarlığın da yapılması gerekir. Yani yönlendirmelerin bir şekilde ağacın hep verici değil de biraz da yönlendirici ve olması gerekeni veya yapması gerekeni farklı. Yani kendinden vererek değil, biraz da ona çaba göstermesi yönünde olmasını tercih eder. O yüzden kesilmemesi ve o yönde bir yönlendirme yapılması. Belki ağaç bunu algılar, beni kes diyerek değil de hani bunu düşünerek değil, daha öncesinden gelen birikimlerden dolayı bu noktaya gelmiş. Ben öyle düşünüyorum hocam. Pekala, Saadet Hanım. Şey, affedersiniz, beklettim. Özlem Estağfurullah. Hocam, şimdi ben bir duygusal bir de mantıksal açıdan bakmak istedim olaya. Duygusal olarak vefa borcu zamanında çok mutlu anları olmuş. Devam et, yani etmiyor görünüyor sonra ama tabii isteklerle geliyor gibi görünüyor. Fakat bu arada da ağaç da sanki değişime ve dönüşüme uğramış, uğramaya devam ediyor gibi geldi bana. Duygusal olarak tabii ki kesmemeli gibi geliyor ilk başta insana ama kesildiği zaman da ağaç da bir başka aslında boyuta geçmiş olacak. Başka bir dönüşüme geçmiş olacak. Ben değişim ve dönüşüm açısından sanki kesebilir gibi geliyor bana. Öyle Peki, düşünüyorum. peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sizlere küçücük, minicik bir soruşturma giriş örneği sundum. Şimdi bunun üzerine konuştuğumuz zaman çok daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için bunu yaptım. Başta da açıkladığım gibi. Şu an ekranımı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ben kolaylaştırıcıydım. Ben öğretmen ya da eğitmen değildim. Ne farkı var Özlem Hocam? Gene soruları soran sensin, cevapları veren bizdik. Şöyle bir farkı var. Ne düşündüğüme dair hiçbirinizin cevabını onaylamadım. Evet, gerçekten böyle ya da harika bir fikir, ne güzel kendini ifade ettin demedim. Hiç kimseye bireysel teşekkür etmedim. Çünkü ben Müzeyyen Hanım'a teşekkür edip de Sena Hanım kendini ifade ettikten sonra ona teşekkür ederim demeyi unutursam bu işte o özenli davranışı, özenli tutumu zedeleyen bir şey. Özellikle çocuklar buna çok dikkat ediyorlar. Ona teşekkür ettin, bana teşekkür etmedin deyip gelip böyle ellerini de beline koyup karşınızda bunun hesabını soruyorlar. Kolaylaştırıcı demek nötr olacak. Kendi fikrini hiçbir şekilde topluluğuna yansıtmayacak. Benim burada yapmaya çalıştığım gibi. Ama burada nötr olmaktan kastettiğimiz şey işte bir robot ifadesiyle hiç mimiksiz, çok suratsız bir şekilde oturmak değil elbette. Hepinize onaylıyorum ama dinliyorum onaylaması bu.
Kolaylaştırıcının öğretmenden en büyük farkı bu. Bir çemberde oluyoruz normalde arkadaşlar, fiziksel koşullarda. Neden? Çünkü çember çok büyülü bir şey, şekil. Başı ve sonu belli değil. Nerede başlamış, nerede bitmiş belli değil. Hiyerarşi yok. Ama bu şu demek değil. Çocuklarla da bunu yaparken çemberdeyiz. Hiyerarşi yok. Öğretmen de yok. Tamam, o zaman hadi bakalım ne çıkarsa bahtımıza gibi bir durum. Kesinlikle değil. Orada bir kolaylaştırıcı var. İpler onun elinde. Bütün idare, kontrol ona ait. Geri planda ama çok güçlü bir duruşu var. Çember şeklindeyiz ama artık biliyorsunuz pandemiyle birlikte biz online eğitimlere geçtik. Çevrimiçi platformlarda birbirimize daha fazla buluşuyoruz. Bugün burada olduğu gibi birbirimizin gözünün içine bakıyor olmak önemli. O yüzden P4C eğitimi almayı düşünen arkadaşlarımız olacak, mutlaka olacaktır diye düşünüyorum bu seminerden sonra. Kameraların açık olması ve böyle interaktif bir şekilde birbirimizle iletişim halinde olmamız bu eğitim için son derece önemli. Peki ben kolaylaştırıcıydım, sizler buradaydınız, birbirimizin gözünün içine baktığımızı varsayıyoruz. Siz soruşturan topluluktunuz. Ben sizlere bir Cömert Ağaç, bu arada bu kitabın ismi, bu bir çocuk kitabıdır. Bu uyaranı, bu hikayeyi sizlerle paylaştım ve sizlerden sorularıma yanıtlar alarak yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Şimdi soruşturan topluluğun sorusu... Hocam, Efendim? Araya giriyorum. Chat'te de sohbet kısmında yazan arkadaşlarımız oldu. Onları da okuyabilirsek. Tamam, onları da okuyayım hocam. Evet, Leyla Karakaş Hanım, siz mi okursunuz hocam? Hocam Siz okuyun siz isterseniz. Ben ekranı tekrar kapatmayayım isterseniz. Tamam, Leyla Karakaş Hanım yazmış, kesmesin çünkü ağaç onun en iyi dostu, istekleri bitmiyor çocuğu. Serdar Bey, çocuk vefa duygusunu yitirmemeli. Leyla Karakaş Hanım yine tekrar yazmış. Günümüz ebeveyn çocuk ilişkisi. Şadiye Gündüz Hanım, çocuk keser çünkü insanlar her zaman kendi menfaatini düşünür. Bu zamanım insanı dostluk iki sırda kalıyor maalesef. Bu şekilde hocam. Çok teşekkür ediyorum Pınar Hocam. Ben görmemişim mesaj kısmını. Bunun için de özür diliyorum. Sizler Estağfurullah hocam. Biz yardımcı oluyoruz. Topluluktunuz. Orada özenli bir dil, özenli bir tavır, söz alarak konuşmak, bir başkasının sözünü kesmemek, bunlar hep soruşturan topluluktan beklediğimiz şeyler. Ve bizler 2,5-3 yaştan bahsettim ya, o çocuklarla da bunu oturtturmaya çalışıyoruz. Onlara da bunu vermeye çalışıyoruz. İnanın dünyayı ya da ülkeyi, bir şeyleri değiştirmekten herkes bahsediyor ama bir elimizi taşın altına koysak, bir o en miniklerden başlasak, biraz aileye ulaşsak, bu aile kısmını da sizlerle yeniden konuşacağım ilerleyen süreçte. İnanın her şey çok rahat dönüşecek ve değişecek. 2,5 yaşındaki elini kaldırıyor ve ben arkadaşımın fikrine katılmıyorum çünkü diye başlayan bir cümle kuruyor. Bunu deneyimlemenizi gerçekten çok isterim. Orada diyorsunuz ki hala umut var, şükürler olsun. O sınıftan öyle çıkıyorsunuz. Ya da diyor ki ben arkadaşımın fikrine katılıyorum çünkü. Bakın, yetişkin insanlarla bile konuşurken burada herkes düşüncesini temellendirdi ama şununla çok sık karşılaşıyorum. Bir fikir söylüyor beyefendi ya da hanımefendi. Neden böyle düşünüyorsunuz dediğimde, ya ne bileyim hocam ya, ben böyle öğrendik, böyle geldi, böyle gidiyor diyor mesela. Ya da diyor ki ben bunu bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gitti. Böyle, bence böyle. Ama o senin gerçekten fikrin mi? İçine bir dönüp bakar mısın? Onu ne bileyim babaannenden mi duydun? İşte baban mı çok söylerdi? Annenden sana kalan bir miras mı? Mesela aile danışmanlığı yapan arkadaşlarım beni çok iyi anlayacak. Oralardaki o kırılamayan şeyler çoğu bize ait değil. İşte oralara bir bakabilmemiz için de P4C yöntemi çok kıymetli. Soruşturan topluluk sizlerdiniz. Benim Cömert Ağaç kitabı, ben bunu burada doğaçlama, hani olabildiğince akıcı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım ama normalde bir metin hazırlıyoruz ve oradan okuyoruz.
Çocuk kitapları bizim için çok yol gösterici. Yetişkinlerle de konuşuyoruz ama her zaman kitap olmak zorunda değil. Filmden bir kesit, bir tweet, ona atılan bir cevap, bir fıkra, bir kısa animasyon, her şey, şarkı sözü, her şeyi eğer felsefi bir soru ya da sorun barındırıyor ise uyaran olarak kullanabiliyoruz. Peki bizim bugünkü Cömert Ağaç uyaranımızdaki soru ya da sorun neydi? Ben çok minik gövdeyi başlasın, kessin mi kesmesin mi diye başladım. Bu benim başlangıç sorumdu. Bir süre sonra biz Cömert Ağaç, çocuk ve ağaç, biz bu ilişkiyi hiç konuşmayacaktık. Biz ne konuşmaya başlayacaktık biliyor musunuz? Halil İbrahim Hocam da çok yaklaşmıştı ona. Alma verme dengesi, fedakarlık, hep sorumluluk alanda mıdır? Verenin hiç mi kabahati yok? Buraları konuşacaktık. Bencillik kavramını masaya yatırıp hep beraber analiz edecektik. Kendi yaşantılarımızdan örnekler verecektik. Bir arkadaşımızın söylediğiyle kafamız karışacaktı. Ya bak hiç de böyle düşünmemiştim. Acaba mı ki diyecektik. Nitekim chatten, mesaj bölümünden gelen cevaplar da burada söz alarak söylenenler de hep kesmesin yönündeydi genel olarak, ağırlıklı olarak. Hani net bir kesin cevabı duymadık. Ama ben size ya birisi kessin deseydi neden böyle söylerdi diyerek o pencereyi de ben kolaylaştırıcı olarak açacaktım. İşte bunlar P4C soruşturması yapmanın bir takım taktikleri. Bunlar eğitimlerde tamamen anlatılıyor. Peki değerlendirme dediğimiz nedir? Değerlendirme şudur. Yetişkin soruşturmalarımız 45 dakika, maksimum 1 saate kadar sürüyor. Küçük yaş grubuyla 15-20 dakikalık minik alıştırmalarla başlayıp 25 dakikalık, yarım saatlik, 40 dakikalık soruşturmalar yapmayı hedefliyoruz. İlkokul grubu özellikle artık 40 dakika soruşturma yapar hale geliyor bir süre sonra. Bu arada zannetmeyin ki 2,5-3 yaşı söyleyecek hiçbir şey yok. Ben 2,5 yaşla, 2,5-4 yaşla, çünkü bir Montessori anaokulunda da görev yapıyorum. Karışık onlar biliyorsunuz. O yaş grubuyla 55 dakika soruşturma yaptığımı hatırlıyorum. Ve artık teşekkür ederim deyip kalktığımda bir dakika nereye gidiyorsun? Daha konuşuyorduk dediler arkamdan. Daha da konuşacaklardı bıraksalardı. Dolayısıyla maksimum bir saati geçmeyecek şekilde yetişkin soruşturmaları yapabiliyoruz. Bir saati geçerse ne olur Özlem Hocam? Topluluğun konuşası var. O zaman biraz deneyim paylaşmaya, biraz böyle psikoterapiye, biraz içimizi dökmeye dönüyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Ben size çocuk ağacın gövdesini kessin mi kesmesin mi diye bir soruyla başladım. Hedefim sizi buradan bir sürü soru işaretiyle göndermek. Ya düşüneceksiniz yani. Kestin dedik ama hani kesmesin diyen de aslında haklıydı. Ya bununla ilgili hani bu alma verme dengesi, filozoflar buna ne demiş, bununla ilgili makaleler var mıdır? Fedakarlık dediğimiz şey, bencillik vesaire. Mesela bununla ilgili araştırmaya, meraka da yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü P4C pedagojisi diyor ki çocuk doğuştan merakla doğar, onu lütfen meraklarından arındırmayın, sistemin içinde bırakın, merak eden ve soru soran hali devam etsin. Bu yetişkinler için de geçerli. Evet, şimdi ne kazandırıyor ve biz bu eğitimi aldığımızda neler yapabiliriz ona bir bakalım. Bir kere dil gelişimi, kendini ifade etme hali, özgüvenli bir duruş sergileme durumu, özellikle çocuklardaki kazanımlarından bahsediyorum. Bu konularda inanılmaz etkili. Öğrenci koçluğu yaptığımı da söylemiştim başta kendimi tanıtırken. Çocuklarımızı biz çok ezberci bir sistemin içerisinde getirdik, getirdik, getirdik. Özellikle bir 3-4 yıl önceki çocuklardan bahsediyorum. Sonra sınava gireceklerinde dedik ki yeni nesil sorular sürpriz. Hiç bunlarla karşılaşmamış çocuk kocaman kocaman paragraflarla karşılaştı. Evet, Türkçe dersinde belki aşinaydı ama diğer derslerde değildi. Ve ne çıktı ortaya? Oku, yorumla, analiz et, doğru cevaba ulaş diyen bir soru şekliyle karşılaştı. Ama bizim çocuklarımız bu sistemin içinde bununla gelmediler ki oraya kadar. Nasıl olacak şimdi? Benim 8. sınıf öğrencilerinden oluşan atölyelerim var. Yine onlarla da çevrim içi platformlarda yapıyoruz uygulamalarımızı.
Emin olun 8. sınıfta spor, futbol, müzik her şeyi bıraktılar ama P4C atölyelerini bırakmadılar. Dedikleri şey şu: burası bize çok iyi geliyor. Çünkü burada doğru ve yanlış yok. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ne kadar ayıp diyen, parmak sallayan biri yok. Harika cevap verdin diye alkışlayan biri de yok. Özgürce düşüncelerimi burada paylaşıyorum ve bu bana çok iyi geliyor öğretmenim diyorlar. Peki nerelerde nasıl kullanabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedelim ama hep çocuk kısmı konuşuyoruz. Yetişkine hiç mi faydası yok derseniz, az önce bahsettim aslında. İçime dönme. Yani ben önce bir özlemi, ne düşündüğünü bir duymak istiyorum. Hiç ummadığınız, mesela ne bileyim işte o günün kavramı özgürlüktür. Ben de belli bir yaşa gelmişim. Özgürlükle ilgili bir sürü fikrim var. Elimi kaldırıyorum, söylüyorum. Gerekçelendirmemi de yapıyorum. Ama sonra arkadaşlarımdan gelen düşüncelerle benim zihnim o kadar karışıyor ki ben şunu fark ediyorum. Ben özlem olarak fedakarlık kavramına hiç bu kadar farklı bir açıdan bakmamışım. Kendimi fark ediyorum aslında. Önce kendi iç yolculuğuma çıkıyorum. Sonrasında da etrafımdaki insanlara fayda sağlıyorum. Aile danışmanlığı yapan arkadaşlarım özellikle P4C yönteminin bir ebeveyn kısmı var. O ebeveynlere bu eğitimden bahsettiğinizde, işte o başlıkları onlara sunduğunuzda ve anlattığınızda hem eşler arasındaki ilişki, iletişim hem çocuklarıyla olan iletişimleri tamamen değişiyor. Ve aile danışmanlısanız eğer bu yöntemi burada çok rahat kullanabilirsiniz. Öğrenci koçuysanız muazzam bir yöntem. Az önce bahsettim. Çocuklara çok iyi geliyor. Onun dışında online atölyeler yapabilirsiniz. Her yaş, yani 9 yaş, işte 10-12 yaş bir arada yapabiliyorlar. Online atölyeler açabilirsiniz. Atölyeler düzenleyebilirsiniz. Yüz yüze bir yeriniz vardır, imkanınız vardır. Yüz yüze atölyeler yapabilirsiniz. Okullara bunu hizmet içi eğitim olarak götürebilirsiniz. Biliyorsunuz veli akademilerine katılan arkadaşlarımız vardır içinizde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da veli akademileri listesinde bir aile içi iletişim başlığı var. Mesela ben orada P4C yönteminden bahsettiğim zaman herkes gerçekten bir şey alıp gittiğini söylüyor. Böyle bir geri bildirim geliyor bana. Ne kadar güzel. Aile içi iletişimi ders olarak farklı farklı platformlarda hepimiz aldık ama düşünsenize, anne, baba, çocuklar oturuyorlar. Hiç kimse kimsenin fikrine çok böyle yüksek bir tepki göstermeden saygıyla dinliyor. O fikre neden katılmadığını mantık çerçevesinde ortaya koyuyor. Karşı tarafı, mesela bir çocuğu ikna etmek bu anlamda çok daha kolay değil mi? Bunu yapmayacaksın deyip kestirip atmak yerine. Bunu yapmanı istemiyorum çünkü deyip ortaya onu koyduğunuzda çocuğun bunu anlaması çok daha rahat. Çünkü karşısında onu anlayan, dinleyen, sesini ya da işte davranışını yükseltmeden orada olan bir ebeveynle karşı karşıya. Bir süre sonra o da yelkenleri suya indiriyor. O da daha sakin olmaya başlıyor ki eşler arasında da bu mümkün. Şimdi tabii ki çok derin, derya deniz bir şey. Ben size neredeyse çok kompakt olursa 40 saati yakalayabiliyoruz ama 60-70 saatlik bir eğitimin böyle minicik bir kısmından bir kesit sunmaya çalıştım. Şimdi sorularınız varsa soru cevapla gidersek de çok güzel bir ufuk açıcı olur diye düşünüyorum bu bölüm. Var mı sorunuz? Bu arada yine yazılan bir şeyler var. Ben yine atlamayayım onları. P4C tekniklerine koçluğu da entegre etmek mümkün mü? Evet, kesinlikle. Bizden koçluk eğitimi alan arkadaşlarımız gelip P4C eğitimi alıyorlar ve çok da güzel kullanıyorlar. Koçluk eğitiminde birazcık daha Sokratik sorgulama, tabiri caizse çok böyle değil biliyorum da hani şu an aklıma bu geldi. Böyle biraz köşeye sıkıştırmak var ama P4C yöntemindeki o karşılıklı diyalog da koçlukta gerçekten çok işe yarıyor. Kullanabilirsiniz tabii ki.
Mesela ben bir drama eğitmeniyim. Normalde Türkiye'de olmayan bir şey P4C ve drama eğitimim var dedim. Yani P4C oturumlarına dramayı nasıl entegre edeceğinizi anlattığım bir atölye. Mesela o da çok güzel. Çocuklarla ikisini harmanlayarak ya da yetişkinlerle de yapabilirsiniz. Yine bir soru geldi. Hemen ona da bakacağım. 2-3 yaş arasında nasıl ilerlememizi önerirsiniz P4C? Şimdi öncelikle eğer siz bir eğitmen olarak bunu yapmak istiyorsanız bunun eğitimini almalısınız. Çünkü bir takım taktiklerden bahsettim ya. Mesela herkes aynı fikirde. Tamam, ağaç kesin gövdeyi dedik. Hadi bakalım kalkalım. İyi akşamlar. O zaman hiçbir faydası olmuyor. Kesmesin penceresi eğer gelmiyorsa soruşturan topluluğunuzdan sizin o pencereyi açmanız gerekiyor. Mesela bu bir taktik. Bu taktikleri bilirseniz eğer fayda sağlarsınız. Bizim ülkemizde kitap okuma çemberi, kitap okuma etkinliği bununla çok karıştırılıyor. Kitap okuma etkinliği çok da sevdiğim bir şeydir benim. Türkçedeki o 5N1K vardır ya hani işte kim, nerede, nasıl, ne zaman. Bunu yapıyorsanız bu metin analizidir. P4C metin analizi yapmaz. P4C ağaçla çocuğu bencillik kavramını konuşmak üzere bir basamak olarak kullanır. Belli bir yerde de bırakır. Sürekli ağaçta çocuk, ağaçta çocuk diyen olur soruşturma boyunca. Oralardan da çok güzel usta manevralarla döner ve topluluğa der ki örtük bir mesaj. Biz artık çocukla ağacı konuşmuyoruz. Biz bencillik kavramını masaya yatırdık. Alma verme dengesine bakıyoruz. Hadi buraya gel. Mesela bu da bir taktiktir. Ama siz bir ebeveynseniz, çocuğunuzla kitap okurken, onun yaşına uygun bir film izlerken, doğada bir yürüyüş yaparken sürekli neden sorularıyla onun zihninde pencereler açabilirsiniz. Size sorduğu soruları da cevaplamazsanız eğer çok güzel olur diyor bu pedagoji. Çünkü bize nasıl öğretildi? Çocuk bir soru sorduğu zaman onun o merakını giderecek kadar onun anlayacağı şekilde yanıt var. Mesela en tuzak sorulardan bir tanesidir. Ben nereden geldim? Bununla ilgili hikaye kitapları var. İşte siz kendinizce işte bir anne baba ilişkisi, bir sevgi, işte oradan bir bebeğin doğumunu anlatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama bu pedagoji diyor ki ben nereden geldim diyen bir çocuğa lütfen açıklama yapma. Sen nereden geldiğini düşünüyorsun diye bir sor. Neden? Çünkü o çocuk bununla ilgili acaba bir yerden bir şey mi duydu? Duymaması gereken şekilde bir şey duydu belki. Belki sizinle bunu paylaşmak istiyor. Belki bunu dini anlamda ilk insan oluşum oraya belki takıldı ve o anlamda soruyor. Siz biyolojik bir cevap vermenin derdine düşüyorsunuz. Belki çocuk varlığını sorguluyor. Varlık felsefesi başlığında bu sorunun cevabını arıyor. Ben kimim? Ben nereden geldim? Mesela bunların hiçbirini bilmeden biz hemen kendimizce doğru bulduğumuz yöntemle onun sorularının cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Bunu ben de yaptım. Benim de var bir tane kızım şu an bir yetişkin ama ben de dedim ki aa harika bütün cevapları verdim. Şahane bir anneyim demiştim. Pedagojiyle tanıştıktan sonra yapmamam gereken bir şeymiş meğerse bu. Çocuğunuzla bu tür diyaloglar kurabilirsiniz. Eğitimlerde felsefi akımlar öğretiliyor mu? İçerikten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Medyo Lipman başta olmak üzere bu pedagojiye gönül veren kişilerin çok büyük bir yüzdesi, tek tük bir iki kişi ille de felsefe diyor. Diyor ki felsefe bilmene gerek yok. Yani şöyle düşünün. Ben yaratıcı drama eğitmeniyim ama konservatuvar mezunu değilim. Çünkü tiyatro, dramatizasyon başka bir şeydir. Yaratıcı drama başka bir şeydir. Ben de 4 yıl emek verip lisans tamamlama gibi Çağdaş Drama Derneği'nden bu eğitimi alıp mezun olan bir kişiyim ve yaratıcı drama eğitmeniyim. İşte bu pedagojide diyor ki felsefeci olmak zorunda değilsin. Felsefe bölümü mezun olmak zorunda da değilsin. Çünkü bu bir yöntem. Ha,
Bizim derslerimizin içerisinde felsefe alt dalları var. Ahlak felsefesi, bilgi, sanat felsefesi, varlık felsefesi. Bunların hepsine böyle minik minik birer başlık olarak bakıyoruz. Neden bakıyoruz biliyor musunuz? Şunun için. Ben bugün bencillik kavramını konuşmak üzere buradaydım. Kitabım belliydi, sorularım belliydi, her şeyim netti. Çok ciddi bir mutfak çalışması gerekiyor çünkü. Ve ben bugün ahlak felsefesine ait bir kavram olan bencilliği konuşmak istedim. Ve yetişkin bir grupla bunu ben işte bir saate yakın hep soruşturduğumuzu varsayalım. Değerlendirme bölümünde diyecektim ki arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Şu soruyla başladık, şunu 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 konuştuk. Bugünkü kavramımız ahlak felsefesine ait olan bencillik kavramıydı deyip ayrılacak. Yani bu kadarcık bir bilgiyle bile yol alabilirsiniz. O da hani hangi kavramın nerede yer aldığını bilmeniz açısından önemli. Yoksa kesinlikle felsefe eğitimi almış olmanız gerekmiyor. Bize kimler geliyor? İşte koçlar, iş dünyasından insanlar, öğretmenler, ebeveynler, yani mimar, mühendis, doktor, dedeleri bile aldık eğitimimize. Dedeler, anneanneler bile geldi. Çok hoştu bizim için tabii ki. Torunuyla düzgün, doğru bir iletişim kurmak için geldiğini söylemiştim. Mesela bir Çanakkale'de verdiğimiz bir eğitimde bir dede torunum için katılıyorum demişti ve çok hoşumuza gitmişti. Herkese tamamen açık bir eğitim. Şöyle, nedir ne değildir biraz daha derinlemesine görüyoruz. Gerçek soruşturmalar yapıyoruz. Yani süresine uygun 35-40 dakika süren ve online bir platformda olduğumuz için. Uyaran dediğimiz şey nedir ve siz bir kitabı elinize aldığınızda oradaki felsefi soruyu bulabilecek misiniz? Onu bir uyaran haline getirebilecek misiniz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bolca okumalar yapacağınız ya da uyaran olarak kullanabileceğiniz kaynaklar paylaşıyoruz. Felsefenin alt dallarına ufak ufak değiniyoruz. Ölçme değerlendirme yapabildiğimiz bir yöntem. Formlar üzerinden sahada, yani bizzat benim uyguladığım formlar üzerinden ölçme değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Soruşturan topluluğun, kolaylaştırıcının hangi özellikleri, hangi taktikleri nerelerde kullanması gerektiği, bunlara bakıyoruz. Sonrasında da en önemli kısım şu. Dersler tamamen canlı, asla video kaydı yok. Bu öyle bir eğitim değil. Ve en can alıcı nokta şu. Diyelim ki ben 20 katılımcıyla bu eğitimi açtım. Bütün o teori dersleri bitti. İşte o 20 kişi benim tarafımdan hazırlanmış, soruları belli. Orada bir de mutfak çalışmasıyla yormuyoruz sizi, merak etmeyin. Uyaranlarla burada soruşturma yapacaksınız. Yani biz 20 kişiyiz diyelim. Pınar Hocam da o günün kolaylaştırıcısı. Öncesinde ben onunla telefonla bir rehberlik görüşmesi yapıyorum. Hocam bak şurada şunu sorarsan, şu cevap gelirse onu alıp topu işte buradan atarsın gibi ona bir rehberlik yapıyorum. Herkese yapılıyor bu tabii ki. Sonrasında biz 19 kişi oturuyoruz. Benim kameram kapalı. Pınar Hocam benim yaptığım gibi soruşturmasını yapıyor sizlerle. Sonunda da ben kameramı açıp ona güzel bir geri bildirim veriyorum. Nerede ne vardı, ne olsa daha iyi olurdu. Böylece 20 kişi 20 soruşturmanın içine dahil oluyor. Ve bu 20 soruşturmada da hem bir fıkra örneği, hem işte bir klasik romandan örnek, bir animasyondan örnek, farklı farklı örnekleri de görüyor. Nasıl uyaran haline getirebildiğini de görmüş oluyor. Sonra diyoruz ki hadi bakalım bu 20 arkadaş WhatsApp grubuna şimdi atsınlar bu uyaranları. Böylece bir uyaran havuzumuz da oluyor. Denenmiş, onaylanmış, sorularıyla yapılandırılmış, alanda kullanabileceğiniz uyaranlar bunlar. Sonrasında da ayrılıyoruz. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Orada bir başarı hani nasıl ol? Hiç böyle bir derdimiz yok. Dedik ya özenli dil, özenli tavır. Hani bugüne kadar bu eğitimden bu kelimeyi kullanmak da çok hoş değil ama hani geçmeyen ya da tökezleyen, zorlanan arkadaşımız olmadı. Gayet güzel sular seller gibi herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve ayrılıyor. Böylece aslında pek çok eğitimde süpervizörlük kısmı var biliyorsunuz.
Onu da bunun içerisine dahil etmiş oluyoruz. Yani al sen hadi belgeyi, bunları da dinledin, git uygula demiyoruz. Neticede insana dokunacağız, çocuğa dokunacağız. Hani kendimizden biraz emin bir şekilde başlamakta fayda var. İçerikten de bu şekilde bahsedebilirim. Burada başka bir soru yok ama. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Hanım. Mustafa Bey, çok özür dilerim. Türkan Hanım'ı okurken Mustafa Bey'i gördüm. Başka sorusu olan var mı? Böyle durumlarda diyorum ki ya her şey çok güzel anlaşıldı diye hiçbir şey anlaşılmadı. Hangisi? Halil İbrahim Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Üçüncü sınıf bitti. Derde başlıyorum. Sesinizi biz alamıyoruz ama. Teşekkür etmek istedim. Ben teşekkür ederim. Dedim ya, bu sıcak yaz akşamında serin serin bir yerlerde olmak yerine ekran başındasınız. Çok kıymetli burada olmanız. Teşekkür Ben ederim. felsefe öğrencisiyim. Üç bitti, dörde başlıyorum. Harika. Sınıf arkadaşlarımdan birisi de sizin gibi P4C uzmanı. Onun bir sunumunu izlemiştim. Konuyu nispeten yani sizin anlattığınız kadarıyla biliyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Peki, başka sorusu olan var mı? Sena Hanım, buyurun. Çok fazla internet kopukluğu yaşadım, o yüzden anlattığınız bir yerden soruyorsam kusura bakmayın lütfen. Bu Evet. soru sorma kısmıyla ilgili karşıdakini onaylamadan veya reddetmeden ne tarz sorular sorulabilir? Açıkçası ben bunu sormak istiyorum ama. Mesela ben size dedim ya, çocuk ağacın gövdesini kessin mi kesmesin mi? İşte Halil İbrahim Bey söz aldı ve kesmemesi gerektiğini söyledi. Nitekim siz de ona yakın bir yanıt verdiniz. Ama Ayşe Hanım da işte kalkıp hayır kessin, yani o alan razı, veren razı diyebilirdi mesela. Ben hiçbirinize sizinle aynı fikirde olduğumu belli eden jest, mimik, hareket ya da bir söz, güzel bir ifade kullanmıyorum. Mesela bu benim nötr kaldığım sorulardan bir tanesi. Ya da mesela Teşekkür dedim ki size, fedakarlıktan bahsetti Halil İbrahim Bey. Acaba alma verme dengesinde veren tarafın sorumluluğu var mıdır? Ya da Sena Hanım diyor ki hep mi alan kabahatli, verenin hiç mi sorumluluğu yok diyor. Bu fikre katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Soru kalıplarımız var. Onlar zaten sizi çok rahatlatıyor. anladım. Peki bu tarz bir eğitim hani sadece gruplarda mı kullanılabilir ya da birebir terapilerde de kullanılabilir mi? Şöyle felsefi danışmanlık denilen bir başlık da var zaten. Mesela ben öğrenci koçluğu yaparken çocuklarla, öğrencilerimle tabii ki bireysel çalışıyorum. Çok faydası var. Orada da kullanabilirsiniz. Mesela geliyor diyor ki işte arkadaşım, yani şöyle bir şey yaptı arkadaşım bana diyor. Şimdi tamam da neden? Mesela en basiti neden? Bunun bir öncesine bir götürüyorum onu. Mesela P4C burada çok işime yarıyor. Çünkü orada sorgulayan, suçlayan, yargılayan bir tavır hiç yok. Ona aslında şu mesajı veriyorsunuz dolaylı olarak. Arkadaşın sana bunu yaptı. Seni çok iyi anlıyorum. Duygunu çok iyi biliyorum ve anlıyorum. Ama öncesine gel beraberce bir bakalım. Orada bir görmediğimiz bir şey olabilir mi? Yani çok yumuşak, çok naif bir şekilde taşıyor bizi. Bireysel olarak çalışabilirsiniz. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, teşekkür eden arkadaşlarımız var. Ben de hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Başka soru soracak arkadaşlarımız var mı acaba? Ben sormak istiyorum bir şey ama. Buyurun hocam. Merhabalar. Ben biraz geç katıldım. Ancak sizin eğitimin amacını kimlere yapabiliriz? Bunları anlattığınız kısmında dahil oldum. Ve ben almayı düşünüyorum. Bununla ilgili herhalde açıklamalarda yapılmıştır diye düşünüyorum. Nasıl olacak? Nasıl, nereyle irtibat kuracağız?
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi beni bugün sizlerle buluşturan Kampüste Akademi ve Pınar Hocam oldu. Kendileriyle iletişime geçerseniz sonrasını planlayabiliriz diye düşünüyorum. Pınar Hocam, evet, telefonunu da paylaştı. İsterseniz gruptan da bir paylaşım yapabilirsiniz Pınar Hocam. Evet, ben şu an telefon numaramı paylaştım. Bana ulaşabilirsiniz. Zaten gruplarda linkleri de attım ve orada direkt ulaşabilirsiniz bana. Numaram da gözüküyor. Detayları eğitimden sonra görüşürüz. Bu arada eğitimimiz Eylül'ün 9'unda başlıyor. Eylül 9'da P4C eğitiminden bahsediyorsanız 5 Ağustos. 9 Ağustos hocam, o zaman. Tamam, karıştırmış olabilirim. Evet hocam. Tamam, sorun değil. Siz çok üst üste eğitimler onu şey yaparız, paylaşırız. Evet hocam. Evet hocam, 5 Ağustos. Tamam. Tekrar baktım takvime. Kusura bak, evet doğru. Tekrardan baktım. 5 Ağustos'ta eğitimimiz başlıyor. Eğer almak isterseniz ben zaten telefon numaramı da bıraktım size. Hatta burayı da bir grup linki bırakayım. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Olur, sağ olun. Giriş yaparsınız. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sibel. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ben de herkese tekrar yeniden burada olduğunuz için. Benim için de bir tabii ki okul kapandıktan sonra ilk buluşmam sevgili katılımcılarımızla bana da iyi geldi. Özlemişim. Teşekkür ederim. Müzeyyen Hanım, Ağustos'ta başlayıp Eylül'e kadar devam edecek bir eğitim ama bu tabii ki böyle tek seferlik olmamasına niyet ederek başladık. Umarım da öyle olur. Devamı gelir. Hani Eylül'de biter, yenisi başlar. Belki de öyle akıp gider. Evet, teşekkür ediyorum o zaman ben herkese. Pınar Hocam, size de ayrıca yine çok teşekkür ederim. Hocam, Ağustos ayı boş bir ay. Yani bizim için gerçekten içinde bulunamayacağımız, takip edemeyeceğimiz farklı işlerimiz var. Ancak eğitimler Eylül ve devamında geliyor. Hani o yüzden boşluk olursa daha akıcı ve bizim için daha sürekli olabilir. Hocam siz şey yapın, Müzeyyen Hanım linkten gruba dahil olun. Dediğim gibi hani bu böyle tek seferlik planlanmış bir şey değil. Biz bir niyetle yola çıktık. Kendi eğitimlerimi de ben de zaten devam ettiriyorum. Hani mutlaka birinde yakalarsınız. Ağustos uymuyorsa Eylül olur, Ekim olur. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Eğitim... Eylül 19'una kadar devam ediyor zaten bu eğitimimiz. Evet, Eylül 19'unda bitiyor. Hı hı. 5 Ağustos'ta başlıyor, Eylül 19'da bitiyor şu anda. Tabii bu devamı da, eğitimlerimizin devamı da gelecek. Peki, görüşmek üzere diyorum hepinize. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Saadet Hocam, onu şey uyuyamam, soruya cevap vermezsem. Ağacı kesmeli diyen çocuğu poker yüzlemi. Evet. Arkadaşı oyuncağını vermiyor. Yapabileceği bir şey var mı yok mu dediğimde şu cevabı alabiliyorum. Bir tane vursun öğretmenim diyor mesela. Orada normalde eğitim sisteminin içerisinde bir öğretmen olsanız arkadaşımıza vurmuyoruz dememiz gerekiyor. Ama poker suratla dinliyoruz. Evet, arkadaşımız bir tane vurabilir diyor. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Akrandan öğrenme gerçekleşiyor da birisi diyor ki hayır, konuşarak halledebiliriz. O zaman da konuşarak halledebilir miyiz, halledemez miyiz? Bunu konuşmaya başlıyoruz. Böyle kapılar açılarak gidiyor ama biz hiçbir zaman jest, mimik ya da ses tonuyla böyle bir şey yapmıyoruz. Peki, o zaman son sorunun da cevabını vermiş oldum. İyi akşamlar diliyorum herkese tekrar. Görüşmek üzere.